Yani İslam zulmettikten sonra münafıklık yapmaya devam edecekler mi? Benim kanaatim zor. Yani benim bildiğim Mehdi ise, yani hadislerdeki Mehdi ise zor, çok zor. Çünkü vefatından sonra başlarını çıkarabiliyorlar. İsa Mesih zamanında da biraz bekliyorlar. Ama sonra kuduruyorlar. Mehdi Allah'tan korkmaya Mehdi'den korkacak. Öyle bir şey olmaz. Yani bir şey yaptığından da değil de yani yakalar. Özelliği o yani inşallah. Bir de Mehdi öldürülemeyen bir varlık. O onlar çok korkutur. Yani mesela bütün sahabelerin kaderinde var. Zehirlenebiliyor, suikast yapılabiliyor. Ama Mehdi ahkamda masumdur. Sen öldüremezsin Mehdi'yi. Mesela garip, metafizik bir varlıktır. Mesela Deccal de öyledir. Hazreti Ömer diyor ki işte sureti diyor Peygamberimiz Deccal için. Çocukların içinde bir çocuk gösteriyor. Yüzü aynen böyle diyor. Hazreti Ömer hemen kılıcını çekiyor, çocuğu doğramaya kalkıyor. Aman aman diyor Peygamberimiz. Yani sen diyor yüzü benziyor diye diyor böyle bir şey yapmaya kalkarsan haram olur bu diyor. Sakın böyle bir şey yok diyor. Bediüzzaman diyor ki bu anlaşılıyor ki diyor sureti ve cismi heykellerde ve resimlerde birçok yerde temessül edecek. Deccal'in. Buna bakıyor diyor. İkincisi diyor kaderinde ölüm yok diyor. Çünkü diyor bak eğer zaten Deccal'se diyor Peygamberimiz sen onu öldüremezsin diyor Ömer'e. Ya kaderinde yok onun çünkü diyor. Yani o da metafizik çünkü. Metafizik bir varlık. Yani istediğin kadar suikast yap. Ne yaparsa yap öldüremez. Kim ne yaparsa yapsın öldüremez. Yani 10 ton zehir getirsen yine etkileyemezsin. Hiç atom bombası patlasa. İşte onun için diyorlar. Yani yanlış anlıyorlar onu. Yanlış yorum diyor ki Mehdi'nin yanında atom bombası patlayacak etkilenmeyecek. Etkilemez ama etkilenir. Yapılamayacak yani. Silah etki etmez diyor. Silah etki etmez olur mu? İnsan bu nasıl etki etmez? Eder ama kaderinde yok. Yani Cebrail sağında, Mikail solunda, İsrafil önünde. İsrafil sürekli Allah'tan talimat bekliyor kıyamet için. Sürekli, her an. Mehdi olduğu için durduruluyor. O işte çok ürkütücü gelecek münafıklar. Zaten şu an bence münafıklar ve kafirun ve kafirat Mehdi'nin farkındalar. Denemişlerdir onlar. Yani biz bulamıyoruz. Onlar çoktan bulmuştur. Denemişlerdir. Metafizik olduğunun farkına da varmışlardır. Ve onun korkusu gibi görünüyor şu anki hal. Yani bir dehşet yaşanıyor şu an. Ben bunu görüyorum. Yani akıl almaz bir dehşet yaşanıyor. Ta 1999'da başlayan bir dehşet bu. Yani metafizik bir varlık olduğunun farkına vardı onlar benim kanaatim. Ama biz farkına varamıyoruz. Mesela şeytanlar farkına varır, veliler farkına varır, evliya farkına varır. Ama avam-ı mümininden olduğumuz için ben göremiyorum. Sizler de göremiyorsunuz. Mesela Müddessir suresi 50-51 Mehdi'ye örtülü olarak işaret eden bir ayettir. Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri gibidirler diyor. İşte münafıklara işaret bu. Yani dehşetli bir korku. Yani mesela eşek sürüsü yaban eşekler nasıl oluyor? Mesela bir aslanı görüyorlar. Hayvanlar deliler gibi kaçıyorlar. Şu an münafıkların konumu da o. Bak diyor ki Allah arslandan korkup kaçmışlar diyor. Arslan zaten Mehdi'nin lakabıdır. Değil mi? Peygamberimizin koyduğu lakaptır. Haydar. Efendim. Hazreti Ali'ye de söylüyor çünkü onun soyundan geleceği için. Hep Arslan oğlu Arslan. Arslan oğlu Arslan diyor Peygamberimiz Mehdi için. Arslan oğlu Arslan evet. Hep Arslan diye geçer. Tevrat'ta da hep Arslan diye geçer. Mehdi. Moşya hep Arslan. Onun için Musevileri heykellerde falan hep Arslan resimleri yaparlar. Aslan heykelleri yaparlar. Yani o kullandıkları mesela İsrail'de her yerde varlar aslan resimleri. Mehdi Moşe'yi temsil eder. Yani bu ta çok eskiden konmuş bir isim. Ta Hazreti İbrahim devrinde konmuş bir isim.
Hazreti Musa devrinde konmuş bir isimdir. Aslan ismi, Mehdiye. Tabi Mehdi'ye gönderecek münafıklar da dünyanın en azılı münafıklar olacaktır. Yani normal bir münafık değil. Nasıl şeytanların üstünde derecede olan varlıklar varsa Mehdi'nin de muhatabı olacak varlık. Mesela bak Deccal, dünya tarihinin en büyük Deccali'yle karşılaşıyor Mehdi. Bak dünya tarihinin, Adem'den bu yana diyor Peygamberimiz, kıyamete kadar Deccal kadar büyük olay yok diyor. Deccal olayı kadar büyük olay yok diyor. Çünkü bütün dünyayı dinsiz yapıyor Deccal. Bütün dünyayı dinsiz yapıyor. Hiç tarihinde yok dünyanın. Yani silme dinsiz yapıyor. %99.